Onu biz yapıp çıkarız. Azıcık o içi nasıl koyuyorsun? Var mı? Yok. Çömlekçi çarkı bu makinenin ismi. Ben biliyorum. Ne yapılıyor mesela bu çömlekçi çarkında? Ne nasıl bir şeyler çıkıyor? Buraya bakın. Buna daha önce çalışmış olan var mı? Yok. Ben. Nerede çalıştınız ya? Ya bu çok çok güçlü oluyor. Oğlum girmeyin be. Bu çok şey kokartıyor. Arkadaşlar benim sıfır elmam. Bakın elma hediye ediyorum. Sıfır elma. Elma hediye ediyorum. Ya ben yapıyorum ben iki kat. Ondan sonra buldu. Buldu. Biraz daha yukarı. Güzel. Aferin. Geçtiniz. Ayağını yer. Sağ ayağın önde olacak, tamam mı? Hangi eli atıyorsan o ayağın önde olacak. Olsun, güzel. Biraz daha yukarı. Ben ne yapıyorsun? Seni de göreceğim Ali. Yine zor. Tak sen de Ali. Bekleyin. Herkes taksın. Ben bir bakayım. Düzgün tak. Doğru. Sen sağlam çekiyorsun, sağlam çekiyorsun. Tamam. Çekin. Çek abi sen videonu. At. Ben tutturdum. Yayları bırak şimdi. Çek. Çek at. At. Bekle. Ayakta bekle. Tabii. Bunları gördüğünüz zaman diyeceksin ki damlama sulama sistemi. Evet. Bunların bir yağmurlama sulama sistemleri. Şunlar çiçek. Bunlar daha sonra büyüyüp domates haline alıyor. Bunlar olmamış domates. Evet, kırmızı olmasın. Kırmızı olması aynı gerekiyor. Aynı şekiller gibi küçük. Bu hortumları damla sulamayı yapmışlar da böyle salmamışız suları. Neden? Sor bakalım. Çünkü hem büyümesi için hem de çürümemesi için. Evet ve suyu azar azar kullanıyor böyle. Tasarruflu şey. Mesela bakın. Evet. Ondan sonra bunları topluyoruz. Soframızda afiyetle yiyoruz. Deney olarak bu pazar yapıyor mu yaptı? Şöyle. Çocuklar, Aziz Bey ziraat mühendisi. Biz Kadın Çöp Üzümünden geliyoruz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Şimdi burada gördüğünüz şeylerle ilgili Aziz Bey size bilgiler verecek. Sormak istediğiniz ne varsa, merak ettiğiniz ne varsa ona sorabilirsiniz. Ben şöyle Aziz Bey'e anlatayım nasıl yetiştiğini. Şimdi önce bunun fidesi elde edilir. Domatesin fidesini elde ederiz. Domatesin fidesini neyden elde ederiz biliyorsunuz mu? Evet. Tohumda. Domatesi, kırmızı olan domatesi ikiye böldüğümüz toprağı ekiyoruz. Fide haline getirip daha sonra tarlada toprak hazırlığı yaptıktan sonra dikiyoruz. Toprak hazırlığını nasıl yapıyoruz? Toprak hazırlığı traktörün arkasına takılan pulluk denen bir alet var. Hepiniz biliyorsunuz. Onunla tarlayı önce güzelce süreriz. Daha sonra kültivatör. Yukarıdan baş parmağımla bastır içeriye doğru. Evet. Süpersin ya. Sanat yani öğreniyorum. Aynen. Tarafını ben yapayım. Bizi çamur yok ama. Hocam ben yapayım mı? Çamur getir. Yap. Hocam. Çok güzel oluyor. Aferin. Dönmeden. Hocam. Hocam. İçeride kıslattı bunu. Hocam vuruyor. Evet şöyle. Şöyle. Aynen. Değil mi? Ha, böyle daha iyi. Tamam. Güzel bir ortam hazırlamıştım. Teşekkürler. Öyle mi? Evet, çok beğendim. Bunu at mı diyorsun? Burası çok güzel olmuş. Öyle mi? Evet. Sırf sen gelesin diye yaptık. Başka ne istiyorsun? Söyleyin bak. Başka bir şey istiyor musun? Sağlığınızı. Bak, kalbini de yakaladın. Hiç böyle başka bir şey istemiyor musunuz?
Bir top arama olsun şurada şöyle. Topo sahası. Olur mu? Doğada eğitim almasını, çiçekleri, böcekleri, hayvanları tanımasını. Diğer yandan hem ilçemizde bir köyümüzün tüm gelirini sağladığı çömlekçilikle yaptığımız faaliyetleri çocukları eğitiyoruz. Gelişimini, değişimini sağlıyoruz. Hem de doğal bir ortamda güzel, mutlu bir şekilde yaşamasını, eğitim almasını. Diğer yandan kendi aralarında da uyumu sağlamasını, kendi aralarında birlikte hareket etmeyi öğrenmesini istiyoruz. O nedenle biz burada güzel bir çalışma yaptık. Değerli hocalarım emek verdiler. Onlara da sizlerin huzurunda ben teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımızı daha çok geliştireceğiz. Güzel alanlar açacağız. Hem eğitimde, hem sporda, hem kültürel, hem de böyle el işçiliğinde gelişmesini sağlayacağız. Eski bir köy okulunun restore edilerek eğitim kampına dönüşmesiyle başladı. Ondan sonra haftada bir öğrencilerimiz buraya gelerek çömlekçilik, okçuluk, dart, tarım ilçe müdürlüğünün destekleriyle bitkilerin tanıtımı, orman şefliğinde destekleriyle ağaç türlerinin tanıtımı, kitap okuma, gökyüzünün incelemesi gibi etkinliklerimiz var. Öğrencilerimiz haftada bir gelecek. İl içindeki diğer öğrencilerimiz, il dışındaki öğrencilerimiz de bekliyoruz. Çocuklar pandemi sürecinde buraya gelerek burada hem temiz havada farklı bir ortamla karşılaşıyorlar. Hem de farklı bir etkinlikle karşılaşmış oluyorlar. Bir de bizi mutlu ediyor. Çocuklar da memnun, öğretmenler de memnun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Küçük Elmalı'da kampa geldik. Çok güzel. Killerle kase yaptık. Ok attık, dart attık. Küçük Elmalı'ya gittik. Çok güzeldi. Bir daha gelmeyi istiyorum. Çok güzel. Elmalı Eğitim Parkı'na geldim. Burada dart oynadık, ok attık. Şimdi çömlek yapıyoruz. Çok eğlendim. Bir daha olsa bir daha gelmek isterim.